Değerli Enterprise Nexus dinleyicilerim, bugün röportaj konuğumuz, çok eski dostumuz, SES Devlet Çözümleri Türkiye ve Orta Asya İş Geliştirme ve Satış Müdürü sevgili Bilge Atilla kendisiyle SES Network, SES Video konularını konuşacağız. Bilge hoş geldin öncelikle yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Seninle hep röportajlarımızı Eylül aylarında Amsterdam'daki IBC Fuarı'nda yapardık. Bugün Zoom'a kısmet oldu bu röportajı yapmak. Öncelikle davetimizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. Tabii ki ben de davetinize çok teşekkür ediyorum. Günümüzde bu pandemi koşullarını atlatmaya doğru gidiyoruz ve umarım gelecek yıl tekrar fuarlarda buluşabileceğiz. Harika, inşallah bekliyoruz. Bakalım hemen ilk bölüme başlayalım istersen izleyicilerimizi daha fazla meşgul etmeden. Ses konusu önemli. Sesin Türkiye'deki öncelikli faaliyetlerinden ve varlığından ses video olarak bahsedelim girişte istiyorum. Ve sonra da senin yeni bir konumun var Ses Network tarafında. Biraz bunları anlatırsan bize girişte, sonrasında diğer sorulara başlarız. Tabii ki. Şöyle özetlemem gerekirse SES Devlet Çözümleri Türkiye, Asya, Orta Doğu, Afrika ve Afrika gibi bölgelerde özellikle de zaten dünya genelinde hükümetlere zamana duyarlı kritik misyonlarını yürütmeleri için sürekli olarak destek vermekteydi. Ben de 2016 yılından beri devam ettiğim görevde şu anda savunma ve güvenlikten e-sağlık, afet kurtarma, bulut uygulamaları gibi daha fazlasına uzanan devlet ve kamu ya da savunma görevlerine yönelik beklentilerin çözüme kavuşması için gerekli bütün ürünleri sunmaktan bu pazarda sorumluyum. Tabii ki bunun içerisine şimdi askeri çözümleri de dahil ediyoruz. Tabii ki askeri çözümler hem kara hem hava hem de deniz görevleri için ayrı uydu çözümleri gerektirmekte. Bunları da ben hem Türkiye hem de Orta Asya pazarında sunmaktan memnuniyet ve gurur duyuyorum. Şu anda da işte bu nedenle bu aşamada yeni organizasyon yaklaşımımızda bugün SES Networks'ün üstün ağ kapasitesi ve güvenli yer hizmetlerini sunmak için Türkiye, Orta Asya ve Doğu Avrupa pazarlarına odaklanıyoruz. Harika, hemen ikinci bölüme sen girmiş oldun aslında. Biraz Ses Networks konuşalım. Baktığımız zaman ünvanında Türkiye, Orta Asya ülkeleri, Doğu Avrupa bir sürü aslında çok geniş bir bölge var. Region dedikleri. Yabancıların çok geniş bölgeden sahipsin. Zaten Ses Networks tarafından bakacak olursak konuya neler söylersin bu kadar geniş bir çerçevede? Şimdi aslında SES Networks'u bu kadar geniş bir çerçeveye taşıyan, bunun tabii ki geçmişinde senin de ilettiğin gibi ben hızlı bir giriş yaptım ama SES'in tabii ki sahip olduğu bir varlığı var dünya çapında. Bu da bizim 30 Haziran 2021'de yayınladığımız finansal raporlarımıza göre dünya çapında 361 milyon TV hanesine hali hazırda 8600'den fazla da TV kanalına yayınını yaparak ulaşmaktayız. Bu geçtiğimiz yılın rakamlarıyla karşılaştırdığımız zaman %8 oranında bir büyümeye de tekabül etmekte. Ki bunlardan 3120 adet de HD kalitesindeki televizyon kanalları. Şimdi 2021 Haziran rakamlarına baktığımız zaman aynı zamanda yeni teknolojilerin de revaçta olduğunu görüyoruz. Örnek vermek gerekirse high efficiency video coding denilen elde edilen videoların boyutlarını sıkılaştırıp daha ekonomik çözümlerle izleyicilere ulaşabildiğiniz çözümlerin de %4 oranında müşteri potansiyelimiz içerisinde yer aldığını gördük. Tabii pandemi sürecinde bu sektörlerin durumunu göz alırsak televizyon pazarına ek olarak özellikle Türkiye'de spor ve etkinliklerde kullanılan yayıncılık teknolojileri üzerine bizler de yoğunlaştık. Bunlara iyileştirilmiş performanslar sunduk. Fakat tabii ki bölge dinamiklerini az önce de bahsettiğim üzere bölge dinamiklerini de eğer dikkate alırsak özellikle Türkiye ve Asya ülkelerinde küresel anlamdaki bu bağlantı çözümlerimizi sunma üzerine bir alan gördük. Bu anlamda da telekomünikasyon, denizcilik, kruvaziyer ticari seyahat gemileri, petrol, gaz, havacılık, devlet ve kamu sektörlerinin iletişim, internet gibi bağlantı çözümleri amacıyla SES Networks odaklı bir şekilde bu bölgelerde çalışmaya kendini adadı. Şimdi bu tabii SES Networks adından da anlaşılacağı üzere 3G, 4G gibi dağıtımları kapsayan telekom operatörlerinin desteklenmesi, özellikle de uzak alanlarda, dağlık bölgelerde, kablolu iletişimin kullanımının zor olduğu yerlerde mobil ağ operatörlerine keşfedilmemiş yeni pazarlara girmelerini sağlamak için müşteri potansiyelimize sunduğumuz çözümler var. Zaten bunlar artık dünya tarafından da kabul edilmiş çözümler olduğu için dünyanın en büyük mobil operatörlerinden 10 tanesinin 7 tanesine direkt hizmet vermekteyiz.
Tabii burada en önemli şey de ben kendi tarafım üzerinde şimdi düşünürsem devlet çözümlerinde sunulan network hizmetlerinin bir numaralı aranan tabii ki özelliği güvenli ya da güvenilir bir bağlantı olması. Bir devlet kurumunun sizin sunduğunuz hizmetlere özellikle güvenmesi için bir de sunduğunuz hizmetin güvenli olmasını gerektiriyor. Yani bu kapsamda da iletirsem rakamlar vermek gerekirse de 30'dan 30 yaklaşık 30 ülkede 60 devlet müşterisine hizmet vermekteyiz. Şimdi bizim hizmetlerimiz tabii ki hem geostationary denilen uzak dünya yörüngesinde bulunan uydularımızdan hem de orta dünya yörüngesinde bulunan uydularımızdan oluşuyor. Yani takribi olarak 70 civarında uydumuz var. Bunlardan şu anda orta yörüngede bulunan uydularımız zaten ticari anlamda başarısını kanıtlamış olan ve halihazırda hem devlet sektöründe hem ticari sektörde müşteriler olan bir orta yörünge uydu takım yıldızıydı. Şimdi O3B Empower adı altında daha da geliştirilmiş yeni nesil bir uydu filosunu da buna ekleyerek filomuzu daha da geliştirmek istiyoruz. Yani açıkçası SES'in sunmuş olduğu hizmetleri biz çoklu orbit, çoklu yörünge ve çoklu bant hizmetlerinden oluşan ve böylelikle de birçok sektöre yatayda, dikeyde hizmet verebildiğimiz bir hizmet kartelamız bulunuyor. Tabii ki ben bunu kendi bölgemiz özelinde de açıklamak istersem, Türkiye ve Asya ülkelerinde de bu anlamda amacımız 2022 yılı itibariyle bölgede gelişmeleri takip etmek, kurumsal kazançlara erişebilmek hem de devlet ve savunma sektöründe de büyümeyi hedefliyoruz. Aslında ben Türkiye'yi de böyle özelinde soracaktım sana SES Network tarafında ama diğer ülkelerle bahsettin. Yine de şu şekilde birazcık daha açalım istersen. Türkiye özelinde hem neler olacak hem de evet 2022 önemli önümüzdeki yılın planları ama biraz da yakın geleceğe de düşünmek lazım 2025'e kadar. Nedir Türkiye'deki büyüme planları SES Network tarafında? Aslında fark edersek Türkiye'nin şu anda özel Asya tarafında da Afrika tarafında da hakim bir ülke konumunda olduğunu düşünebiliriz. Yani her zaman olduğu gibi coğrafi anlamda önemli bir konumda yer alıyor ve Türkiye'nin zaten ticari olarak da hem de devlet sektörü anlamında da eriştiği ülkeler Orta Asya'da yoğun. Bu nedenle biz tabii ki Türkiye'de varlığımız hala var, sürüyor ve Türkiye'de varlığımızı devam ettiriyoruz. Zaten SES'in yıllardır tecrübesini, küresel anlamda kazandığı bu tecrübesini de bu tecrübesiyle Türkiye'deki bu yerel oluşumunu her zaman destekledi ve desteklemeye de devam ediyor. Şimdi de bu Avrupa'da, Afrika'da, Orta Doğu'da sahip olduğu deneyimleri farklı sektörler açısından da sadece televizyonculuk değil, network sistemleri anlamında da Türkiye'de sürdürmeye devam edeceğiz. Ya bizim amacımız aslında en azından bu yeni gelişmeleri takip sektör bu yeni gelişmeleri takip ederken Türkiye'nin de mutlaka aynı seviyede yeni teknolojilere ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Bunlardan yine tekrar üzerine değineceğim. Tabii ki en önemlisi bu yıl sonunda ticari lansmanı yapılacak olan ticari lansmanına birkaç ay kaldı. O3B Empower yeni takım yıldızımız için Türkiye'de de işbirliklerine tabii ki çok sıcak bakıyoruz. Harika. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli oldu. Açılışta da söylediğim üzere hep yaptığımız röportajları yüz yüze yapmıştık. Bugün Zoom'a kısmetmiş. Umarım bundan sonrakini de yüz yüze yapma şansımız olur. Teşekkür ederim katıldığın için. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Değerli Enterprise Next izleyicileri, bugünkü röportaj konuğumuz ve SES Network Devlet Çözümleri Türkiye ve Orta Asya İş Görüştürme Satış Müdürü sevgili Bilge Atilla'ydı. Kendisiyle hem SES Network hem Bilge tarafını konuştuk. Enterprise Next röportajlarımız devam edecek.